Şimdi YouTube kanalı ya, YouTube kanalına girerken tanıtım yapmak gerekiyor. Yanımda kuzenim var. Hüseyin Özdemir. Adı soyadını da verdim. Zaten göreceksiniz. Sayfasında paylaşacağım. Evet. Instagram'ın aşağı bırakacağım. Hüseyin sen ne yapıyorsun? Bunlar ne? Bunlar benim... ne diye geçiyor? Bunlar oyuncak mı? Yok, bunlar oyuncak değil. Ne bunlar? Diecast model olarak geçiyor. Ya bunlar aynen. Oyuncaktan ziyade bunlar koleksiyonluk ürünler. Genel olarak limitli, çok daha kaliteli, fiyat olarak daha pahalı. Çok kolay bulunamayacak şeyler açıkçası. Bunları nereden buluyorsun? Ya değişiyor. Aslında pandemi başlayana kadar hep yurt dışı tatillerinden gidip alıyordum. Her gittiğimde kesin 3-4 tane model alıyordum. Ama pandemi çıktığından beri genelde Türkiye'den falan bulmaya çalışıyorum. Hüseyin'e bak sen, yurt dışlarından çıkıp arabalar topluyor. Şimdi bunlar şimdi ne yani? Bunlar ne mesela? Bunlar... Sokakta gezen arabaların birebir gerçeklerinin aynısı mı? Aynısı. Şimdi bunun her şeyine kadar. Bunların tamam. Hepsi lisanslı ürünler. Süper abi. Bu üreticiler bu arabaların lisanslarını alıyor. Her şeyini birebir aynı üretmek zorunda. Yani hiçbir yerine yanlış, farklı, kendi yorumunu katarak üretemiyor. Hepsi birebir aynılarının. Mesela şunların büyük çoğunluğu 1.18. Bu şu demek. Gerçek arabanın 18 kat küçültülmüş hali. Birebir 18 kat küçültülmüş hali diyor. Yani bunlar dışarıda gördüğünüz arabaların aynısı. Aynen öyle. Tatıp atıp aynısı. Rengine kadar aynı değil mi? Rengine, renk koduna, vites topuzuna, koltuğuna, her şeyine kadar aynı. Yani şimdi biraz daha detaylı bakarız. Detaylarını da göstereceğim size. Detay çekimlerini yapacağız. İnanılmaz arabalar arkadaşlar. Ama fiyatları biraz farklı. Evet. Fiyatları garip. Ben bilmem. Ya şurada 300 liralık model de var. 500 liralık model de var. Kardeşim bize ucuza bağla şunları, bak bağla bize ucuza. Esnaf işi. Bu ne kadar? En önemli bunu gördüm. O mesela... Burada bir Land Rover var. Elimi aldım. Dealer Edition diye geçiyor. Land Rover'ın satış yerleri... Yok, bunun hiçbir yeri açılmaz. Bu resim modeldir. Hiçbir yeri açılmaz. Şöyle. Bunlar showroomlarda satılıyor. Yani aracı alan kişiye ya hediye ediliyor ya da orada satıyorlar. Ha, bu aracı alırken yanında veriyor. Aynen, hediye de edebiliyorlar. Güzelmiş. Sana burada onu satın da aldırtabiliyorlar. Bu Dealer Edition'ı Land Rover'ın... Acayip ya. İçindekilere bak. Birebir her şey aynı olmak zorunda. Acayip şeyler ya. Jantlarına, yani şu kombinasyonuna kadar her şeyler aynı olmak zorunda. Lastikleri bile lastik ha. Gerçek lastik. Evet. Araba lastiği. Tabii. Bunun ortalama 1300-1400 liralık bir 1300-1400 model. 1300-1400 lira. Evet. 1300 lira diyor bak. 1300-1400 lira diyor yani şu araba. Şimdi bir şey diyeceğim Hüso. Sen bu işe nereden merak sardın? Niye? Ne alaka yani? Ya bu iş nereden... Oğlum başına bela ne oluyor ya? Ya araba zaten benim için çok büyük bir tutku. Evet. Yani gerçekten araba işi, hatta bir ara YouTube'da kanal açmıştık Şevki ile birlikte. YouTube'da araba falan deniyordu. Ve izleniyordu da niye çekmediler bilmiyorum. Çünkü manyaklar. Sonra ne bileyim unuttuk ya, çekmedik, vakit bulamadık aslında çekmeye. Gerçek araba tutku olup da model arabanın tutku olmama şansı yok. Yani sonra işte böyle model araba toplamaya başladım. Ama sonra bu manyaklığa vardı yani. Çok fazla olmaya başladı. Mesela işte daha sonra içerideki odaya bakarız. Davraları gördün. Burası depo gibi. Görünen kısım. Burayı öylesine dizdik dedik, hani bir görsel olsun önümüzde. Daha içeride acayip şeyler var. Daha içeride olmayan bile peki var. Peki sen yani... ne yapıyorsun bu kadar arabayla, ne yapıyorsun evde? Koleksiyon. Ne bileyim. Böyle bakıyor musun? Arada. Böyle bakıyor ya, gerçekten mı? Mesela fotoğraflarını çekiyorum. Arada bakıyorum. Instagram sayfasını paylaşacağım zaten. Oradan bakın neler yapıyor. Ya bu nasıl bir şey biliyorsun? İnsanı bence tedavi eden bir şey. Ya gerçekten insanı mutlu eden bir şey. Ben bunu abi alıyorum, içeri koyuyorum ya. Onun orada olduğumu beni mutlu ediyor ya. Arkadaşlar. Enteresan bir şey bu. Hüseyin'le ilk defa tanışmıyorum. Kendisi kuzenim oluyor. Aynı yaştayız. Yıllardır beraberiz. Küçükken de babasının arabasını çalıyordu. Buna enişteme selam olsun. Zaten aslında biliyor çaldığını. İlk çaldığım araba büyük babamın arabasıydı. Yazlıkta onun arabayı çalıyordum. Ama yazlık sayılmadı. İstanbul'un içinde İstanbul'da babamınkini hiç çalmıyordum. Babam çünkü sabah erkenden işe gitti için alarak mı çalıyordu? Ablamınkini çalıyordu. He doğru, Honda Jazz. Ablam mesela aynen. Onda o zamanlar Honda Jazz vardı. 2008 falan. Yani yılda 2008. Ondan sonra o mesela dışarıdan gelirdi. Şimdi elini yüzünü yıkamaya gidiyor ya. O gittiği anda ben çantasını anahtarı alarak kaçardım. Bir de korkmasınlar diye şey yapardım. Arardım. Abla arabayı göremezsen ben de korkma. Araba ya tutku ya, gerçekten gerçeği de modeli de. Yani vallahi bilmiyorum.
Böyle bir video çekmek istedim. Vallahi şu an arabaların hepsini tek tek inceleyeceğiz şimdi. Burada en pahalı hangisi? En pahalı şu. Hangisi? Bu kırmızı mı? Evet. CMC üretimi. Ben bu, CMC falan anlamam. Ne bu şimdi? Bu Aston Martin DB4 GT Zagato. Bu, alıyorum elime. Tamam. Bakayım. Model araba üretim dünyasının şeyi. Rolls Royce'u. Yani en kalitelisi. Mesela şu alttaki etiketinde bunun limiti yazar. Bunlar sadece 1000 tane üretilmiş dünyada. Bu 405 numarası. İşte dünyada 1000 tane. Aynen, sadece 1000 adet var bundan. Kutusunda sertifikası falan var. Bakın arkadaşlar, şimdi bu arabayı öyle elle kolla açmak yasak. Vakumla evet. Açılıyor. Vakumla. Diyor ki öyle ele gelmez diyor. Hatta olabildiğince nazik de aramaya çalışıyorum. Arkadaşlar mesela, motoruna bakın. Açıldı da açılmadı yani. Hadi Yusuf'a başarabilirsin. Şurada bak şu detayına kadar yapmışlar ya. Yani mükemmel bir şey bu ya. Bu arkadaşlar, gerçekten yani model araba dünyasının Rolls Royce'u. Yani kablosuna kadar var. Aynen. Gözüküyor öyle. Mu? Kablosuna kadar. Bunda gerçek bu arabada ya? Olmayan hiçbir detay yok. Bak bir parçası. Bak, yani tek bir parçası bile. Gençler, ya şöyle ya? Bir şey göstereyim. Ya bakın şunu hiçbir üreticide göremezsiniz neredeyse. Dur kameraya bakın göstereyim. Şöyle yavaşça açmaya çalışayım. Benzin motor, kapakları bile açılıyor. Benzin kapağı açılıyor. Arkadaşlar bu oyuncak arabanın dışına çıkmış artık yani. Ya felaket bu, bir şey yani. Ya bu model araba dünyasının şey, yedek bagajı. Ya bu model araba dünyasının gerçek anlamda Rolls Royce'u. Ya. Mükemmel acayip bir şey ya. Yani senin yıldız parçan bu. Aynen, bu zaten koleksiyonun en pahalı modeli. Harikaymış ya. Dur şunu kapatayım. Şöyle kapatayım, ele gelmez. Şöyle yavaşça. Bak yavaşça kapatıyoruz öyle. Tabii canım bunlar harca olmaz. Ama kendi arabasına küt diye kapıyor. Bu da süper. Hangisi? Şu RS6. Bu kaç ya, para? Bu 2000 lira civarında. 1800-2000 lira civarında. Kardeşim 1500'e sahar. Bunu bak tüfek müfek takası olur. Bu GT Spirit üretimi. Sürekli tüfek takası istiyor. Airsoft takası istiyor. Bu GT Spirit üretimi. Bu da mesela neymiş? Dünyada 1500 adet üretilmiş. Bunun 807.si. 807.si yani. Arkadaşlar altını gördünüz. Bundan 1501. adeti yok. Ama kalite olarak? Ya, mükemmel bir kalite. Kalite olarak çok iyi ya. Bunun yarısı kamuflajlı, yarısı siyah. Aynen. Mat. Gerçeği ya var şu, mı bunun normalde? Böyle mi üretiliyor bu? Çok az üretildi bunlardan. Ya bunun gerçeği tabii, dünyada var mı yani? Tabii şöyle, bu iki renk olarak üretildi. Hatta daha sonra şey oldu. Manket özellikle şey Almanya'da bunu böyle alıp şurada, yarısını kamuflaj, yarısını siyah katlatan çok oldu. Bir de bir tane şurada bunu çok dikkatimi çekti. Yani bu ne Yusuf? Bu E46 M3 2001 model. Bu yaklaşık 10-12 senelik bir model. Milchamps'in üretimi. Gençler şuna bakın bu yarış ya. İçin üretilmiş böyle bir model. Şey olabilir mi ya? Yani motora bakın. İçinde nosu, işte çelik bariyerleri, kafesi, her böyle şey göstereyim. Var. Zaten bir tane direksiyonu şey var, koltuğu var. Ya muazzam bir model. Gerçekten mükemmel ama bir model. Ama bir de ağır bu. Ağır yaklaşık yani. 2,5-3 kilo var onun. Aynen. Şu kadarcık araba 3 kilo ya. Bakın her yerini kapatıyorum şimdi tekrar. Arabamız bu kadar. Ve 2,5-3 kilo. Bayağı ağır. Bu, ama çok iyi değil mi? Bu çok kaliteli ya. Bunlar bu kaç para? Bu da yaklaşık 1500-1600 lira civarında. Eski diye 1500-1600 mi? Bundan daha iyi gibi duruyor. Ya üreticisine göre değişiyor aslında. He, Nike Adidas muhabbeti. Aynen öyle yani. Ya. Bunlar mesela limitli üretim olduğu için fiyatları biraz daha yukarıda oluyor. Her şey diyorsun yani. Kalitesi ürünü yüksek fiyattan çakmıyor. Lamborghini Huracan. Bu kompozit versiyonu mesela çok hafif bir modeldir. Ya şu model. Bu mesela kaç model? 700 gram. Yeni nesil 1 kilo yani. Falan mı? Bu tabii yeni nesil. Bu Huracan'ın 2019 modeli, yine yarış versiyonu. Huracan'da da gene çünkü iskelet var, yarış versiyonu. Aynen değil. Öyle. İskelet normal bir arabada yok arkadaşlar. Normalde. Aynen öyle. Ya hatta şöyle, bu araba gerçeğinde de hı-hı, çok hafif olduğu için, yarış aracı olduğu için bunları kompozit üretiyorlar ki modeli de hafif olsun diye. Zaten yani görsel. Zaten bu böyle olması görsel. Gerekiyor bence zaten ya. Önce şunu göstermek ben de gözüm bu, çarptı. Ferrari ya. Bu BBR üretimi. F12 yazıyor arkada. Ne bu? Oyuncak mı? Bunlar oyuncak değil gerçekten. Yok, bunlar ya. Bunlar koleksiyon bunlar ya. Bunlar koleksiyonellik. Bu hobi ya, hobi. Ya bu mesela CMC'den sonra en iyi üretici BBR'ın bu. Bu da çok kaliteli ve BBR'da genelde hiçbir yere açılmaz. Resim olur. Yani, ama BBR son 3-4 senedir şeye başladı. Böyle her yere açılan modeller de yapmaya başladı. Bu da onlardan bir tanesi. Girsene şuna yakından. Acayip güzel gözüküyor motoru falan ya. Ya şu arka egzozları, stopları, jantları, kaliper kapakları. Arkadaşlar her yeri açılıyor ya. Harbiden kaliper kapağı falan mükemmel ya. Acayip araba bunlar ya. Evet. Bu kaç paraydı? Bu da 4000 lira civarında. Hadi canım. Evet. Ama kaliteden belli oluyor yani 4000 lira. Ya gerçekten mükemmel. Çok iyi yani. Bunlar senin de beklerin yani. Sen bunlara bayılıyorsun. Ya aslında ne oldu biliyor musun? Şimdi evlenince eve sağmamaya başladık çok doğal olarak. Çünkü o kadar fazla var ki. Dedim bunlardan bazılarını satayım.
Sonra işte Instagram hesabımda satmaya başladım. Sonra satacaklarım çok azaldı. Dedim ki arkadaşlar ben artık böyle canlı yayın falan yapıp satıyordum. Dedim artık yapmayacağım. İnsanlar üzüldü. Dediler ki ya sen devam et. Biz sana model yolluyorum kendi koleksiyonlarımıza. Onları falan satalım. E güzel bir şey abi. Şimdi işte arada işte mezat falan yapıyorum. Ya da normal satışlar yapıyorum. Instagram'dan satıyorum. Ya bunları mesela bazılarını birkaç gün içinde satacağım. BMW istiyoruz. Mavi BMW'yi istiyoruz. Mavi BMW bu mesela çok şahane özel bir model. Mesela görmüş olabilirsiniz kamerada. Dersiniz ki abi o ne kadardı. Ben sizi biliyorum. Şimdi Hüseyin hepsini söyleyeceksin. Tamam, ben şimdi size hepsini çok hızlı bir şekilde... Şimdi elinde bir tane BMW E3 var. Bu ne? Turkuaz renk mi? Bu Op4'ü mü? Laguna Seca diye geçiyor. Bu arada üretilirken gerçekten olan boya koduyla aynı kod kullanılıyor E3 bunlarda. Kardeş. E46 E3 evet. Efsane kasadır bu. Bu da 1500. Efsane kasa. 1500'ün 629.sü. Efsane. Ya bunun cevapları falan çok güzel ya. Efsane gerçekten kasa. Muazzam bir model. Bu da mesela çok zor bulunacak bir model. Bu da Hüsnü'nün bebeğiymiş. Bu da benim ya özellikle rengi ve renk. Yani böyle evet. Böyle koy 100 metre öteye abi. Bu araba gene kendini belli eder. Aynen yani. Öyle. Bu GT Sport üretimi. C63 AMG Black Series. Bu da limitli üretim. 1500'ün kaçıncı yılı bu? 844'üncüsü. 844. Yani ve çok gerçekten çok yani zor olacak. Yani dünyada diyor 1500 tane. Tabii dünyada 1500 bak, tane. Bak dünyada diyor he. Türkiye'de değil bu. Yani 1501'incisi yok bunun. Yani burada deli para var yani haberiniz olsun şu an. Mesela ne kadar ya? Mesela diyecek ki abi bu ne kadardı? Niye söylemedin? Yoruma yazacaklar. O ne kadardı? Söylemediniz. Hızlıca söyleyeyim. Hemen çık. Şimdi şu CMC Aston Martin. 5K. 5000 lira. Yanında Kyosho Shelby Cobra var 700 lira civarında. Tamam ucuz. Yanında Hot Wheels Ferrari var 600 lira. Aa niye ucuz o? Markası Hot mı farklı? Markası farklı. Üretisi tamam. Farklı olduğu için. Tamam. Mat siyahsı çok güzel. Aynen görsel çok güzel. Bakın arkadaşlar yani bak. 600 lira civarında. 600 lira civarındaymış piyasası. Yanında BBR F12 Belnet de var. Bu 4000 lira civarında. Deli para. Auto Art Composite Lamborghini var. Bu 1000 lira civarında. RS6 var 1800. Yine bir RS6'mız daha var. Bu 1300 lira civarında. Bu da mini champs. O da 300 limitli ama üretici farklı olduğu için daha uygun. Mesela çok nadir bir Otto M5'imiz var. E61 Otto. Station Wagon. Bu da limitli üretimdir. Bakayım. O yaklaşık 2000-2200 lira civarında. Maşallah iyi ağırlık var. Ele geliyor. 3 kilo falan o. Ele geliyor M5. Yanında Otto Art Mercedes Station Wagon var C serisinin. Tamam. Bu da yaklaşık 2000 lira civarında. Mesela şurada 1.43 çift modelimiz var. Bu Norev'in. Bizi çeksene uzaktan. Bu mesela sadece 1000 tane üretilmiş. 1087.si. Yani bu da yaklaşık bir 400 lira civarında. Mesela şurada bir teknemiz var. Bu tekne de mükemmel bir tekne. Bu da bir tekneyi de dokundum. Ya o da bayağı ağır. Ya bunu bu da ağır mesela şeyleri falan açıyor. Şurada oltaları, moltaları var. Arkadaşlar motoru falan oynuyor yani ha. Bak motor buralar oynuyor. Falan oynuyor. Her yer oynuyor. Şu öndeki yedek pervanesi oynuyor. Burası kullanıcı yeri mi? Tabii koltuklar yatıyor matıyor yani bayağı. Direksiyon detaylı. Falan dönüyor mu? Tabii ama dönüyor. Direksiyon bile dönüyor ya. Böyle bir şey olamaz. Ya bu ne? Bu da adamlar yapmış. Tabii canım. Adamlar yapmış. Bu mesela Kyosho'nun 5 serisi. Bu 1500 lira civarında. Bir tane şöyle römorkumuz var. Bu 500-600 lira civarında. Ya mesela bende çok uzun süredir bende olan bir tane CMC Porsche'm vardı. Hı hı. Onu çok iyi bir koleksiyoner istedi. Sırf tanıdığım için ona 7000 liraya verdim. Yoksa 8.5-9 bin liralık bir modeldi o. Ama çok uzun süredir muhabbetimiz olan birisiydi. Arkadaşımdı. Ne yaptı böyle delirdi mi? Bana ver ne olur. Ya sana bir şey söyleyeyim. Modelin canlısını bir gördü. Hı? Ya dedi ki böyle bir şey yok. Ya. Arkadaşlar yani, bunlar manyak. Diye. Ya şimdi mesela şunla Şahin takas ediyorlar. Eskiden ediliyordu ama şöyle söyleyeyim şuradaki ya bütün koleksiyonu topladın mı zaten çok güzel bir araba alırsın da buradakileri de toplasan iyi bir araba alırsın. Ya mesela şu Laguna Seca 1500 lira civarında. Bu mesela çok zor bulunacak bir model. E30 BMW. E30'un eski mi? Eski bir araba bu eski. Galiba. Bu 90 model falan olması lazım. Bu da ağır. Tabii. Ağır araba. Bu da 1800 lira geçiyor. Civarında falan bir piyasası var bunun. Eski model yani. Evet. Ama ya sıfır araba gibi yani. İçi falan çok güzel ya. Bir gel bir de şeye gidelim ya. Şurada benim şeylerim var. 1.64 küçük ölçekli. Ha gel onları asıl, da gösterelim. Asıl gönderenlerinden biri. Dur şuraları açayım. Evet arkadaşlar şu anda talan ettik her tarafı. Birazcık dağıttık ama. Şimdi Hüseyin'in burada küçük bebekleri var. Evet. Hüseyin'in bebekleri. Ya bunlar mesela çok zor bulunan modeller. Örnek veriyorum şu model mesela 699 tane üretilmiş 250 ikincisi Porsche. Ne ya, o şimdi 1.64 ya. 1.64 64 kat küçültülmüş. Arkadaşlar şöyle elime alıyorum gösteriyorum. Güntübü çeksene. Hani bu kadar küçük. Elimde bakın küçücük. Ya çok güzel ya. Mesela şu Targa Porsche'nin Targa'sı. 599 tane üretilmiş sadece. Yani şuna bakar mısın muazzam değil mi ya?
Ya küçücük modele şu yaptıkları detaylara bak ya. Biliyorlar ya. Ya mükemmel ya. Arkadaşlar manyak bir şey ya. Hani bakın elim parmağımı gösteriyorum. Parmağımla yan yana koyuyorum. Ne kadar küçük olduğunu Tabii anlayayım. Ufacık. Minnacık ya. Bu Yani ne? şu 5 santim falan, 5-6 santim falan da Bunlar ne öğrendim kadar bunu. ortalama? Bakın hemen metre geldi. Kutusuyla 12 şey ötesi sadece Mesela araba. Bak, araba aynı 6 5 santim, 5-6 5 santim santim. 6 santim civarında. Küçücükler ya. Ya bunlar ortalama 500 lira civarında. 500 lira. Evet. Vay Yani çok arkadaş ya. küçükler Ama ama küçük olduğu için küçük oluyor. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ben de minyatür sanatı hani genel olarak pahalı. Bir şey mesela ne kadar küçükse o kadar pahalı oluyor. Bu şu ne abi? 800 liralık bir model. PGM üretimi. Bu dünyada sadece 999 tane üretilmiş. Bu 874.sü. Yani bu gerçekten çok ayrı bir Ver şey. bakayım bana bir. Bunun Tamam, kapıları kaputu. anlat şu. Yani kapısı kaputu, motor kaputu, bagajı her yeri açılıyor. Ve mesela bak şöyle bir şey göstereceğim sana. Bunu Göster. tuttun ya. Bak Evet. hop döndürebiliyorsun Ha, onu. döndürmeyi yapmışlar Aynen. küçük bakmak için. Turntable'ını Dur bir yapmışlar dakika onu. şurayı da çekeyim. Arkadaşlar 874. Bundan dünyada 999 tane var. Yani çiçek Ya detaylarına şöyle bakın söyleyeyim. ya. Ya bu minnacık bu kadarcık ya. Bundan 10 farklı renkli üretildi. İşte sarısı, kırmızısı, şu su, bu su falan. Ya bunlar satışa çıktı ve ben sadece buna yetişebildim. Güntü Hanım'ın düğün arabası Onu Hüsoy'la Güntülü'nün şöyle göstermek istiyorum. anısı. Bu arabanın aynısı mı yapıldı? Evet, bu benim ya bizim düğün aracımızdı. Bu arabayı yapan çocuk kör mü? Ya bunu bulana kadar canım çıktı. En son İzmir'de bir koleksiyonerden buldum. Sağ olsun kırmadı o da beni. 1955 Chevrolet. Evet, 55 Chevrolet Cabrio ya. Odaya gidiyorum. Evet. Odaya gidiyorum. Şöyle. Oha bu ne? Yani Çin bilmem nesi var ya. Oo. Arkadaşlar yani odaya girilmiyor. Evet. Ya bu Bitti arada bir komple çek odayı bence şöyle bir ya. Bu ne? Oğlum adım atacak yer yok. arkadaşlar bu odada normalinde benim birkaç tane modelim ve Güntü'nün antikaları vardı. Yani her taraf araba, her taraf. Her taraf araba. Bu ne? İşte arkadaşlar arada sırada satış yapma sebebim de bu. Bunlar ne? Onlar Gizlemişsin. küçük modellerim. Benim böyle çok Kaybolmasın diye sevdiğim, oraya mı koydun? aynen öyle böyle çok sevdiğim modeller var. Altta mesela bir tane Pepsi şeyim var. Şurada hatırlar. Pepsi koleksiyonum var. Bunlar da Güntü'nün Onlar bebekleri da mi? Güntü'nün bebekleri. O Güntü'nün burada kadarcık aldılar. porselenleri falan vardı. Birkaç tanesini bırakabildik. Bu odayı ben birazcık işgal ettim. Evet. Tamam. Şimdi odamız çok karman çorman. Burada neredeyse 500'e yakın model var arkadaşlar şu an. Allah, o kadar Bunların çok şey var ki hangisine ya her yerde bakacağımı bir şey bilmiyorum. çıkıyor. Koltuğun üzerinde, şurada sehpanın Oğlum üzerinde, yanlışlıkla düşse burada. arabaya çarparsın lan odada. Öyle bir Ya oda var şu gerçekten an burada. öyle. Bir şey at yere, Bu ne motor halay falan yerine da var düşür. burada motor da Aynen mı? motor falan da Bu var. ne? Honda. Honda'nın motoru. Nivra üretimi. O Honda'nın motoru. Bu biraz daha dandik herhalde. Ya bu Değil mi? 80-100 liralık bir şey evet. Ha, bak Biraz daha. 800 lira Ya artık. bu yeni Mevzuyu başlangıç anladım. için. Ele alınca bir hissediyorum kaliteyi. Evet. Acayip bir şey. Acayip. Ya burası evet yani Acayip bir işte yerdeyiz ya. hastalık oldu dediğim bu oldu. Valla adam bir oda dolusu araba koymuş. Ben anlamadım ne yapıyor. Manyak bu. Evet arkadaşlar. Valla böyle enteresan bir video yaptık. Artık böyle ilgi çekici videolar çekmeye başlayacağım. Böyle farklı videolar da çekeceğim Airsoft dışında. Farklı bir içerik oldu. Farklı bir şey öğrendik. Hem ben öğrendim hem siz öğrendiniz. Yani böyle bir sektör var arkadaşlar Evet. Türkiye'de de. Ya Araba şakası bir yana koleksiyoncuları var yani. çok ciddi koleksiyonerler var Türkiye'den. Benim koleksiyonum da çok büyük. Ama bazı koleksiyonerler var. 1000 tane, 1500 tane, 2000 tane modeli olan koleksiyoner var. Yani Sende kaç tane var? Sende de var 1000 tane. Belli yani. Kendi araba kaynıyor. 1000 değil de kendi koleksiyonumda toplam bir 700 tane falan var. Hemen Aynen. 700 2-3 tane ayda var. 1000 var. olur. Küçüklerinin de çoğunu saymıyorum yani hani. Şimdi bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz bir kere. Böyle bu tip acayip videoların devam etmesini istiyorsanız like almayı, ne like atın, abone olun falan bir sürü şey yapın ya. Like atın, abone olmadıysanız abone olun ve sorularınızı yorum olarak aşağıya bırakın. Hüseyin YouTube'cu Hüseyin. Hüseyin YouTube'a geri döndü. Görüşürüz gençler. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın. See you.